Ancak kendisi aleykümselam ve rahmetullah. Kendisi bu ismin söylenmesinden hoşlanmıyor. Muhyiddin isminden. Neden hoşlanmıyor? Ondan dolayı değil. Aleykümselam. Muhyiddin ismi arkadaşlar manasına ne? Muhyiddin dini ihya eden. Dini ihya eden demek. Aynı Nasuruddin gibi dine ne yapan? Yardım eden gibi. Bu isimlerde tezkiye olduğu için, ne demek tezkiye olduğu için? Evet. Kişinin kendisini övgü olduğu için bu tür isimlerin kullanılması ne değil? Hoş değil. Çocuklara bu şekilde Muhyiddin, Nasuruddin gibi isimleri koymak da doğru değil. İmam-ı Nevevi Rahimahullah da kendisine Muhyiddin denilmesinden ne yapmazmış? Hoşlanmazmış. Aynı şekilde Şeyh Albani'nin de kendisine Nasuruddin denilmesinden hoşlanmadığı ne yapıyor? Aktarılıyor, söylemiyor. Bunu da öyle bir anekdot olarak sizlere aktaralım. Geçen hafta en son hangi babı almıştık? Hatırlayanınız var mı? Uzunca bir bab başlığımız vardı. Allah'ın Babul Mübadere ilel Hayrat. Babul Mübadere ilel Hayrat. Onu bitirdik, değil mi? İyilik yapmaya, hayır işlemeye, acele etme, tez davranma. Onu aldık. En son neydi? Aldığımız en son bab. En son hangiydi en son aldığımız bab? Babul Tefekkür. Onu işledik mi? Evet. Doğru. Babul Mübadere ilel Hayrat. Evet. Babın devamı neydi? Mücahede. Ve hassu men teveccehe li hayrin alel ikbal aleyhi bil ciddi min gayri tereddüt. İyilikler yapmaya teşvik etmek ve bu yola teveccüh etmiş, iyilik yapmaya teveccüh etmiş, yönelmiş kimseleri bu yolda seyretmelerine ne yapmak? Teşvik etmek, onları bu şekilde yönlendirmek ve bu konuda tereddüt etmemelerini onlara tavsiye edip ciddi olmalarını söylemek. Böyle uzunca bir baktı. Yani açıklamıştık, geçen hafta söylemiştik. Hayırda yarışmak lazım. Hayırda tez davranmak lazım. Geç kalmamak lazım. Geri çekilmemek lazım. Aleykümselam. Bu baktan da bu derslere geç kalmamak lazım. Onu da söyleyelim. Saat 9'dan sonra gelen arkadaşlarımızı bundan sonra cezalandıracağız. 9-15 dediniz ya hocam. Kitab-ı Tevhid dersini 9-15. Avrupa'daki, Hollanda'daki arkadaşlar için 9-15'te başlatıyoruz. Ama Riyad-ı Salih'in 9'da şu anda devam edeceğiz 9 için. 9 olarak. Konuyla ilgili hadislere değinmiştik. Bazı hadislere değinmiştik. En son hangi hadisi almıştık? Hatırlayanınız var mı? Kaçıncı hadisi almıştık? En son 4. hadisi almıştık herhalde. Ondan sonra 5. hadiste durmuştuk, kalmıştık. 5. hadisten itibaren devam edelim. İmam-ı Nevevi Enes radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Şu hadisi bize naklediyor. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselam bir defasında ahaza seyfen yevme Uhud. Nebi aleyhissalatü vesselam Uhud savaşında ne yaptı? Eline bir kılıç aldı. Fekale ve şöyle buyurdu. Men ye'khudu minni hâza. Bu kılıcı benden kim alabilir? Yani hakkıyla kim alabilir? Kim almak ister? Bu kılıcı alıp hakkını verecek olan var mı aranızda? Bu manada soruyor aleyhissalatü vesselam. فَبَسَطُوا اَيْدِيَهُمْ Sahabeler ne yapıyorlar? Ellerini hemen uzatıyorlar ki kılıcı her biri kendisi almak istiyor. كُلُّ اِنْسَانَ مِنْهُمْ يَقُولْ اَنَا Yani sahabedeki hayrı olan hırsa bakın. Her biri diyor ki اَنَا Her biri diyor ki اَنَا Ben istiyorum yani. Ben alacağım o kılıcı. قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ Bu kılıcı hakkıyla kim alacak? Kim hakkını vererek, eda ederek bu kılıcı kullanacak? فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ O demin biraz önce elini uzatan ben diyen insanlar ne yaptı? Geri adım attılar, geri çekildiler. Çünkü bir şeyin hakkını vermek, emaneti alıp o emanetin hakkını vermek önemli şeyler arkadaşlar. Yani müminin
Aleyküm selam. Müminin vermiş olduğu sözünün arkasında durması önemli bir husus. Önemli bir husus. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam sorunca فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ bunu hakkıyla kim alacak? Hakkıyla bunu kim alır? Diye sorduğunda ne yapıyor? Hemen herkes verilecek görevin veya verilecek sözün ağırlığını hissederek ciddiyetini gözler önünde tutarak geri çekiliyorlar. فَقَالَ اَبُوْ دُجَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ hemen Ebu Ducan radıyallahu anh öne asılıyor, diyor ki اَنَا اَخُذُهُ بِحَقِّهِ اَنَا اَخُذُهُ بِحَقِّهِ bu kılıcı ey Allah'ın Resulü ben hakkıyla alırım. Yani bu kılıcın hakkını ben ne yaparım? Veririm. Yani ölümüne ne demek kılıcı hakkıyla almak? Biraz sonra meydana gelecek müşriklerle, Mekkeli müşriklerle savaş yapacağımız o meydanda bu kılıçtan ne yapacağım? Ölene dek savaşacağım. Ebu Ducan'a diyor ki ben alırım ey Allah'ın Resulü'nü. فَأَخَذَهُ Ebu Ducan'a radıyallahu anh bu kılıcı alıyor. فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِك۪ينَ ve bu kılıçla ne yapıyor? Müşriklerin kafalarını Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ne yaptı? Enes kafalarını yardı. Kafalarını darbeler indirdi. Burada da gördüğünüz üzere sahabeler hayra karşı, hayra yönelik geri adım atmamışlar, geri durmamışlar. Konuyla ilgili bir teşvik olunca Aleyhisselatü Vesselam onları teşvik ediyor. Kim alacak bu kılıcı diyor. Halbuki ey falanca sen bu kılıcı al ve savaşa da gir diyebilir. Ama ne yapmak için? Sahabeleri salih amele teşvik etmek için böyle bir metot, böyle bir yol izliyor. Hemen diğer hadisimize geçelim. Ali Zübeyr ibn Adi قال اتينا انس بن مالك Zübeyr ibn Adi diyor ki Enes bin Malik'e geldik radıyallahu anh. Tabi Enes radıyallahu anh Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında küçük yaştan itibaren hizmet etmiş bir sahabe. Annesinin gelip peygamberimizin hizmetine verdiği, Medine'de hizmetine verdiği bir sahabe. Ve sahabeler Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisine uzun ömür vermesi ve bol mal vermesi ve bol çok evlat vermesi, zürek vermesi duasında bulunduğu ve bu duanın kabul olduğu bir sahabe. Enes İbn-i Malik. Uzun bir süre yaşamış. Bayağı da bir zengin olmuş. Ve aynı zamanda da bayağı bir çoluk çocuğu olmuş bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş. Hakkında duasının kabul olduğu kimselerden bir tanesi. Tabi sahabelerin arasında uzun yaşayanlardan olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra hatta sahabenin büyüklerinin vefat ettikten sonra vefat etmesinden sonra meydana gelen vuku bulan ihtilafları, fitneleri görmüş bir sahabe. Görmüş bir kimse. İnsanları o konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği yola yönlendirmiş bir kimse. Çünkü o dönemde de insanlar konuyla ilgili başlarına gelen bir mesele geldiğinde, bir problemle karşılaştıklarında hemen oturup ne yapmıyorlar? Kendi kafalarına göre bir içtihat etmiyorlar. Hemen şöyle bir kafalarını kaldırıp çevrelerine, sağlarına, sollarına bakıyorlar. Ashabtan kim var? Peygamberi görmüş, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmuş, onunla sefere çıkmış, onun dilinden hadisler duymuş. Kim var? Ona gidelim hemen ne yapalım? Soralım ki bizi ne yapsın? Bu konuyla ilgili bir aydınlığa, hidayete eriştirsin, yol göstersin bize. Hidayete bize yol göstersin, bizi doğru yola iletsin. Bu manada bize yol göstersin. Bizim de bu çağda, bu asırda aramızda 14 asır, 13 asır olmasına rağmen ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yani bana göre şöyle, bence böyle olmalı dememeliyiz. Allah Teala ne diyor? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ şayet bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman, tenazu, ayrılığa düştüğünüz zaman onu ne yapın? فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ onu biz Allah'a nasıl götürürüz? O meseleyi, o ihtilafa, ayrılığa düşürülen meseleyi Allah'a nasıl götürebiliriz? Aleykümselam. Kur'an. Kur'an'a götürerek.
Allah Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu, insanlara indirmiş olduğu, göndermiş olduğu, kıyamete dek mahfuz olunacak, korunacak o kitaba dönerek o ihtilafı ne yaparız? Çözüm ararız. Allah'a götürmek böyle olur. Peki Resulü'ne nasıl götürürüz o meseleyi? Hayattayken ona giderek, ona sorarak, ondan cevabını isteyerek Aleyhisselatü Vesselam'a götürürüz. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ne yaparız? Bize onun sünnetini aktaran ashaba götürürüz. Yani rivayete götürürüz. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hadislerine götürürüz. Ve bu şekilde ihtilafa, ayrılığa düşmüş meselelerden ne yaparız? Çıkarız. Yani metot, usul, doğru menheç budur. Aramızda birileriyle ihtilaf olduğu zaman, birileri başka bir şey iddia ettiği zaman ne yapmalıyız? Allah Teala bak kardeşim bize buyuruyor ki ve in tenazatun fi şeyin, bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman, münazata düştüğünüz zaman ne yapın? Ferudduhu ilallah ve rasulih. Bu kadar basit. Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer gerçekten müminler, Müslümanlar bugün yeryüzünde bu esası, bu kuralı gerçek manada hayatlarına tahkik etmiş olsalardı, hayatlarında uygulamış olsalardı ne olurdu? Bugün olan bu büyük fitneler, büyük problemler yaşanmaz, büyük sapmalar olmaz, olmaz idi. Ancak bu esas ve usule uyulmadığı için, bu esas ve usul göz ardı edildiği için herkes kendi meşrebine göre, kendi mezhebine göre, kendi şeyhine göre, kendi tarikatına göre karar vererek o yola girdiği için ne olmakta? Müslümanlar bin bir çeşit ayrı gruplara, ayrı ekollere, ayrı fırkalara ayrılmakta. Bunun bir sonucu olarak. İşte sahabe geliyor tabi'in ve Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'ya soruyorlar. Aleyküm selam. Feşekevna ileyhi mâ nelgâ minel haccâc. Ve Haccac'ın yapmış oldukları, Haccac'ın yapmış olduğu zulümlerden şikayetçi oluyorlar. Yani bu adam zalim. Medine'ye gelmiş, Mekke'ye gitmiş, oraları muhasara etmiş, savaşmış, Müslümanlara bayağı çektirmiş bir insan, bir yönetici. Tabii insanlar, yani ne yapalım diyorlar, ne yapmamızı tavsiye edersin, nasıl olacak? Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki ısbiru, ısbiru, ne yapın? Sabredin. Yani çünkü durumunuz belli, içinde yaşamış olduğunuz güç kuvvetiniz belli, zaman belli, dilim belli, mekan belli. Size peygamber tavsiyesi olarak ve peygamberler tavsiyesi olarak ne yapıyorum diyor, ne söylüyorum? Isbiru, sabredin. فَاِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذ۪ي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ. Sizlerin başınıza gelmiş olan, yaşamış olduğunuz her zamandan sonra, her zaman diliminden sonra gelecek olan her gün, geçireceğiniz, sizi bekleyen her gün daha da ne olacak? Kötü olacak. Daha da kötülerini göreceksiniz. Daha da sıkıntıya düşeceksiniz. Fitneler daha da artacak. Hatta telkav rabbekum. Yani Rabbinize ulaşıncaya dek, vefat edinceye dek, ölünceye dek her geçen gün gelecek olan günlerden daha iyi olacak. Geçmişteki günleri neyle arayacaksınız? Şu Türkçe diyoruz ya. Bununla arayacaksınız. Bunu söylüyor Enes İbn-i Malik radıyallahu anh. Ve bununla birlikte hani Musa nasıl İsrailoğullarına tavsiye ediyor? Isbiru ve esta'inu billah. Sabredin ve Allah'tan yardım dileyin. Yardım isteyin. Allah'a yönelin. Burada Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki sabredin. Yani siz fert olarak, birey olarak yapacak bir şeyiniz yok. Ve şunu bilin ve şuna hazır olun ki önünüzde gelen, sizi bekleyen günler şu anda şikayet ettiğiniz günlerden daha şerli olacak. Daha kötü olacak. Tabii yani burada şu da var. Hani insanlar bazen böyle ehli sünnet menhecini, ehli sünnet akidesini bilmeyen insanlar diyorlar ki ya işte zulme mi boyun eğeceğiz? Zulme karşı sessiz mi kalacağız? Niye haykırmıyoruz? Niye bağırmıyoruz? Niye sesimizi yükseltmiyoruz?
Burada da demek ki söylediğimiz usul ve kaideyi söyleyeceğiz. Biz yani bir konuda ihtilafı düşüldüğü zaman neyin bizim maslahatımıza, çıkarımıza olduğunu, neyin bizim zararımıza olduğunu bu konularda ne yapmış? Din açıklamış. Din belirlemiş. O halde hadi gel bunu ne yapalım? Kur'an'a ve sünnete götürelim. Bak ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı? Haccaz'la ilgili kendilerine bir şikayet geldiğinde diyor ki sabredin. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu kitapta da gelecek. Yöneticilik babı, imaret babı, hukkamla ilgili, yöneticilerle ilgili meseleler. Nasıl olması tavır? Müslümanların tavrı nasıl olması? Kendini yöneten kimselerine karşı. Onlara Allah'a maruf olan, Allah'a isyan olmayan şeylerde itaat etmenin gerekliliği gibi Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisler var, sözler var. Enes bin Malik diyor ki devamda Semi'tuhu min nebiyyikum sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ben bu hadisi diyor kimden duydum, kimden işittim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Yani bizler şunu da göz önünde bulundurmamız lazım arkadaşlar. Yani bugün bakıyorsunuz insanlar hep yöneticilerinden, kendilerini yöneten insanlardan şikayetçiler. Ama acaba biz Allah katında nasılız? Bizim halimiz, durumumuz ne? Ki bizim üzerimize gelen bu yöneticilerden şikayetçi oluyoruz. Yani biz neyse bizim başımıza gelecek olanlar da aynı ne yapacaklar? Bizim gibi. Bizim terazideki ağırlığımız kadar olacaklar. Allah Teala onun için diyor ya وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا. Bizler zalimleri birbirlerine ne yaparız? Yöneticiler kılarız. Veliler kılarız. Başlarında görevliler, sorumlular kılarız. Yani sen zalimsen, nefsine zulmeden, ailene zulmeden, çevrene zulmeden, işçine zulmeden bir insansan, senin başına gelecek olan da ne olacak? Zalim olacak. Ali radıyallahu anh'tan aktarılıyor, rivayet olunuyor. Diyor ki, ya işte yani neden sana böyle huruc ediliyor, baş kaldırılıyor, Ebu Bekir'e Ömer'e böyle olmamış, neden? Dediğinde diyor ki, Ebu Bekir ve Ömer'in halkı, tebası bizlerdik. Siz de diyor, bizlerin Ebu Bekir ve Ömer'e olduğu gibi olun ki bizler de size Ebu Bekir ve Ömer'in olduğu gibi ne yapalım? Muamele edelim, olalım. Ya buradan ne anlaşılıyor? Yani bizler nasıl olursak tam tabiri caizse ciğerimiz kaç paralıksa ona göre de başımıza neler geliyor? Yöneticiler geliyor. Yani bizler başımıza gelen yöneticilerin değişmesini istiyorsak değişim nereden başlamalı? Halktan, vatandaştan başlamalı. Yani yöneticiler değiştiği zaman o halk ne yapmaz? Değişmez. O halk düzelmez. Ve dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam bizlere diyor ki yani her geçen gün, her gelecek olan gün geçmişte yaşadığımız günlerden daha şerli olacak. İnsanlar hem akidelerinde hem dünyalarında fitneye maruz kalacaklar. İnsanların akidelerini tahkik etmeleri, yaşamaları, dinlerini yaşamaları daha zor olacak. Yani şer daha da her geçen gün ne yapacak? Artacak. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? İnsanlar 3-5 sene öncesini aramıyorlar mı? Demiyorlar mı ya 3-5 sene önce daha güzeldi, daha iyiydi, bir bozulma var, kötüye doğru bir gidiş var, öyle değil mi? Yani bu kevni olarak Allah-u Teala'nın irade ettiği, takdir ettiği bir şey. Şer'i olarak peki Allah-u Teala bizden ne istiyor? Şer'i olarak bozulmamamızı, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine temessük etmemizi, tutunmamızı, sarılmamızı istiyor. Aynı şekilde bozulmalar hangi yönde olacak? Mala teveccüh etme, maddeye, paraya yönelme, kalbin ona aşırı bir şekilde meylederek kalpte onun sevgisi ne yapması, mal sevgisi kendine büyük bir yer bulması gibi şerli, fitneli şeyler olacak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, vallahi mal fakra akşa aleykum. Sizler hakkında diyor, sizler adınıza endişe duyduğum şey fakirlik değil diyor. Benim bunda bir endişem yok. Ancak diyor, وَاِنَّمَا اَخْشَ عَلَيْكُمْ اَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْكُمْ.
Diyor korktuğum şey fakirlik değil sizin adınızda. Korktuğum, endişelendiğim fakirlik değil. Sizin adınızda diyor endişelendiğim dünyanın nimetlerinin diyor size açılması, size verilmesi, önünüze, yolunuza dünya nimetlerinin serilmesi ve dünya nimetlerinde yarışa girerek gecenizi, gündüzünüzü onun uğruna heba ederek yarışa girerek birbirinizle ne yapmanız? Rekabete girmeniz ve sizden öncekileri helak ettiği gibi sizleri de ne yapması bu sevginin, bu dünya meta mal sevgisinin helak etmesi. Yani diyor bundan korkuyorum. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Bugün de aynı şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlar mal sevgisi olunca, dünya sevgisi olunca bakıyorsunuz ki her şeylerini feda etmeye hazırlar. Çoluk çocuk için gurbete gitmeye, yaşamış olduğu toprakları terk edip uzaklara çalışmaya gitmeye, günde 15 saatini, 16 saatini, 18 saatini vermeye hazırlar. Ama dediğin zaman hadi bir sene ömründen, iki sene ömründen ayır da ilim talep et, falanca yere git, alimlerden ders oku, Arapça öğren veya gününün en az iki saatini, üç saatini Kur'an okumaya, Kur'an ilimleriyle iştigal etmeye, meşgul olmaya ayır. Ne yapıyorsun? Hiçbir rekabet yok, hiçbir yarış yok. Kimse kimseye bakmıyor. Aa bak, bu arkadaşımız Arapça öğrendiyse ben de öğrenirim. Yok. Ama herkesten var, falanca araba almış, falancanın işleri çok iyi olmuş. Bizim niye değil? O zaman daha çok çalışmamız lazım diyerek. Ne var? Bir yarışma var. Bir rekabet var. Aslında insanlar bu yola girerek ne yapıyorlar? Helaka doğru gidiyorlar. Neden helaka doğru gidiyorlar? Bakıyorsun ki artık dünya ne olmuş? Gaye olmuş, hedef olmuş. Araç olmaktan çıkmış. Şeyhülislam İbn Teymiye güzel bir şey söylüyor. Diyor ki insanın diyor malı, yani parayı diyor ancak diyor eşek gibi kullanması lazım. Nasıl yani? Eşeği insan ne olarak kullanır? Yük yüklemek için kullanır değil mi? Üzerine binmek için kullanır. Hedef nedir? Eşek değildir haddi zatında. Gideceği yere ulaşmaktır. Şeyhülislam İbn Teymiye de diyor ki insanın diyor malı kullanılmasındaki örneği şöyle olmalı. İnsan eşeği veya bugünkü örneğiyle arabayı ne için kullanıyorsan malı da o şekilde araç olarak, vesile olarak, hedefe, gayeye, Allah'ın rızasına erişmek için kullanmalı. Ama bakıyorsun ki ya işte gel bir Kur'an ezberle, her gün dinlet, mahallendeki hocayı dinlet, evindeki hanımına dinlet, günde bir saatini ayır, iki saatini ayır, sabah namazından sonra otur, saat 9'a kadar ilim oku. Ya işte hocam iş var, güç var, dükkan açmamız lazım. İşte yoruluyoruz. Niye bütün bu yorgunluk, niye bu bütün çaba, niye bu bütün gayret? Dünyalıklar içinde yarışa girmek. Yarış, yani ister kabul edelim, ister etmeyelim. Aslında bu bir ney? Yarış. Herkes ne yapmaya çalışıyor? Biraz daha zengin olmaya, herkes biraz daha refaha kavuşmaya, herkes biraz daha nimetler içinde bulunmaya yarışıyor. İşte bu bizden öncekileri helak eden bir şey arkadaşlar. Sebep unsur. Medine'ye gittiğimizde bir hoca güzel bir nasihat etmişti. Diyordu ki yani mal, para kulun neyinde olmalı? Elinde olmalı diyordu böyle. Burada olacak. Kalbinde değil. Elinde olacak böyle. Bakacaksın. Ondan fedakarlık etmen, onu vermen, Allah yolunda onu harcaman böyle olursa, elinde olursa ne olur? Kolay olur. Ama kalbinde olursa onu ne yapamazsın? Veremez. Kalpten çıkarmak onu nedir? Zordur. Yedinci hadise geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet olmuş bir hadis. Bu hadis zayıf bir hadis. Ancak manaları diğer sahih hadislerde gelmiş bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Badiru bil a'mali seb'an. Şu yedi amelde ne yapın? Şu yedi amelde aceleci davranın. Yani şu yedi amel başınıza gelmeden, yedi husus başınıza gelmeden önce ne yapın? Acele edin. Çünkü insanın şu yedi şey, şu yani zayıf da olsa zikredilecek olan bu yedi husus insanı ne yapıyor? Böyle tetikte bekliyor. Her an insanın başına gelecek bir şeyler bunlar. Ya bugün, ya yarın, ya da birkaç sene sonra. Ne onlar? Diyor ki fakran munsiyen. Yani başınıza
her şeyi unutturacak fakirlik gelmeden önce. Fakirlik gelince artık ne olur? Şu anda varsa cebinde biraz şeyler, harca, Allah yolunda harca. Salih amellerde bulun. Fakirlik geldiğinde artık sen ne unutursun? Hayır işlemeyi, sadaka vermeyi unutursun. Evginen mutgiyen. Haddi aşırıcı zenginlik. Her an zengin olup haddi de aşabilirsin. Birçok insan biliyoruz, tanıyoruz. Evinde, tek odalı evde sobayla oturan, misafiri geldiği zaman misafirini apartmanın giriş katının merdiveninin altında misafir eden ama aynı zamanda sabah namazına camiye giden insanlar biliyorum ben. Şimdi bugün o insanlar Mercedes'e biniyorlar, jiplere biniyorlar, fabrikaları var. Namaz yok. Başka hanımlarla, kadınlarla gönül eğlendiren insanlar haline gelmişler. Çünkü zenginliğin bir kısmı da nedir? Haddi mutkıyan, tağidir. Kişiyi ne yapar? Yoldan çıkarır, saptırır. El maradan mufsiden. Başınıza bütün dengenizi bozacak hastalık gelmeden. Ya ben o falancayı daha dün görüştüm, hiçbir şey yoktu. Ne zaman vefat etti? Duymadık bile. Sözünü çok duyarsınız değil mi arkadaşlar? Her zaman karşılaşırsınız. Ya işte tanırım kendisini, iyiydi. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Maşallahı vardı. Bir de bakmışsın ki ölüm haberi gelmiş yahut hastanede falanca yerde yatıyor. O kişiyi ne yapmaya gidiyorsun? Ziyaret etmeye gidiyorsun. Ev haramen mufniden. Yahut yaşlılık. Nasıl bir yaşlılık? Saçmalatan, konuştuğu zaman kişiyi geveze hale getiren, ne söylediğini bilmeyen yaşlılık gelmeden önce ne yapın diyor hadiste? Hızlı davranın. Yani bir yaşlılık herkesin başına gelecek. Değil mi? Bakıyorsun, yani bugün siyasilerden de görüyorsun. Adam 10 sene önce bangır bangır kürsülerde bağıran, meydanlarda naralar atan adamlar görüyorsun. Bir de bakıyorsun ki iki büklüm olmuşlar. Ne konuştuklarını daha bilmiyorlar. Ayakta duramıyorlar. Veyahut da etrafındaki akrabalarına, eşine, dostuna bakıyorsun. Ya diyorsun, bu 5-6 sene önce hacca gitmişti bizimle. Sapasağlamdı. Aa bak şimdi kambur olmuş. Ziyaretine gidiyorsun, saçmalıyor. Acayip acayip şeyler soruyor sana. Ya bu akıllı bir insandı, yönetiyordu. Elinin altında işçileri vardı. Benim gibi bu da bir şeylere sahipti. Sözü geçiyordu. Demek ki her insanın başına ne olacak? O durum gelecek hayatta kalırsa eğer. Ev mevten mucizen. Beklenmedik, acil bir şekilde gelen ölüm. Gelmeden aceleci olun. Yani biliyorsunuz ölüm velev kuntum fî burûcin muşeyyede. Yükseltilmiş, güçlendirilmiş, sağlam burçlarda, kulelerde, kalelerde olsanız bile size ne olacak diyor? Sizi gelecek bulacak diyor Allah-u Teala. Yani ölüm böyle bir şey. Herkesi gelecek bulacak. Hiç beklemediği bir anda burada söylendiği gibi ev mevten mucizen. Ansızın. Birdenbire gelecek. Geçen anlatıyorlar. Bir aileden bahsediyorlar. İşte daire almışlar. Tanıdık yani. O daireye tabii girip oturmuyorlar. Yeni bir daire. Diyorlar ki birkaç sene kiralık olarak verelim bu daireyi biz. O kiradan gelen parayı biriktirelim. Biz de başka bir ucuz bir kiraya çıkalım. Kendi dairemizden gelecek olan kira parasından arttırarak biraz para biriktirelim ki 2 sene sonra bu yeni aldığımız daireye gelelim oturalım ki o arttırdığımız paralarla da kendimize eşya alalım diyorlar. Böyle bir hesapları var. Böyle bir neyleri var. Planları, projeleri var. Bizlerden her birimizin olduğu gibi tanıdık insanlar. Bir tanıdığımızın binasında almışlar daireyi, yeni bir daire. Diyorlar ki kiraya verelim burayı 500'e, 300'e gidelim, başka bir yerde oturalım. Her ay 200 biriktirelim. 2 sene sonra buraya girelim. Geçen anlatıyorlar. 2 sene sonra işte kiracı çıkarıyorlar. Artık diyorlar paramızı biriktirdik, daireye giriyorlar. Birkaç gün sonra kadın vefat ediyor. Kanserden. Birden kanser çıkıyor. Yani evi döşemiş. Ondan sonra ben sordum, dedim namaz kılıyor muydu? Dediler yok, namaz kılmıyor. Dedim eyvah.
Ölüm böyle bir şey arkadaşlar yani. Senin bir planın var. Senin bir hesabın var ama Allah'ın da bir neyi var? Hesabı var. Allah'ın da sana çizdiği, takdir ettiği bir neyi var? Kaderi var. Onun için akıllı insan ne yapmalı? Başına bu olaylar gelmeden önce hayırda acele etmeli. Hayırda yarışmalı. Ya dur bekleyelim. Hele biraz daha kazanalım. Hele biraz daha elimize bir şeyler geçsin demeden hemen herkes kendi hacmine göre, sikletine göre ne yapmalı? Hayırda sadece bunu mal vererek, para vererek değil arkadaşlar. Kendinizden, vaktinizden vererek, bir şeylerden fedakarlık ederek de anlayın bunu. Bu şekilde ne yapmalıyız? Hızlı bir şekilde tez elden salih amellere, hayırlı işlere yönelmeliyiz. Evet Deccal. Yahut diyor Deccal gelmeden önce ne yapın? Çünkü Deccal de ansızın ne olacak? Gelecek. Feşerru gâibin yuntazar. Ki bu Deccal şerru gâibin yuntazar. Beklenilen, gelmesi beklenilen en şerli yaratıktır. Herkes tarafından beklenir. Ama gelişi ne değil? Şer. Hayır değil, şer. Evet sa'a yahut kıyamet gelip çatmadan. فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرْ Zira kıyamet bunların en acısı, bela ve musibet olarak da en büyüğüdür deniyor bu hadiste. Bunların hepsi mana olarak her biri ne? Doğru manalar. Ancak hadis bu heş peşe sıralanan lafızlarıyla ve bu senetle ne arkadaşlar? Zayıf. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam geçen derslerde de söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam mesela bu hadisin içinde gelen cümlelerden bazılarından ne yapmış? Allah'a sığınmış. Mesela ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Yaşlılığın şerrinden Allah'a sığınmış. Yani çünkü hatta sabah akşam zikirlerinde ne yapıyoruz biz? Okuyoruz değil mi? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Evet, Allah'ım enni yalı ve keminel kesel ve su'ül kiber. Her gün okuyoruz, sabah ve akşam. Allah'ım ben sana sığınırım. Minel kesel, neyden? Tembellikten. Ve su'ül kiber. Yaşlılığın kötülüğünden, acizliğinden sana sığınırım. Yani beni ne yapma Allah'ım? Hani bizim toplumda da vardır değil mi? Yaşlılar derler. Yani Rabbim beni ne yapmasın? Yani elden ayaktan düşününce de yani ne yapmasın, hayatta bırakmasın. Elden aşağı ayaktan düşününce beni ne yapsın alsın. Kimseye der işte ne olmayayım? Muhtaç olmayayım. Kimseye yük olmayayım. Böyle denir halk arasında böyle vardır. Aleyhisselatü Vesselam bunu her gün sabah akşam ne yapıyor? Allah'ım diyor yaşlılığın kötülüğünden, şerrinden ne yaparım? Sana sığınırım diyor. Yine İmam Bukhari'nin rivayet ettiğinde diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sığınırdı. İsta'aden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min en yuradda ila erzelül umur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yaşlılığın son anına ulaştırılmaktan, yani böyle elden etekten, elden ayaktan kesilmekten Allah'a sığınırdı. Bukhari'deki rivayette. Önemli olan bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? İman ederek, imanı tahkik ederek, imanın ne olduğunu açıklıyoruz derslerimizde. Müminin hayatı boyunca gözü önünde bulundurması gereken, başlangıç etmesi gereken bir mesele. İman ve salih amel. İmanı tahkik etmemiz, imanımızı gerçekleştirmemiz ve salih ameller işlememiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala buyuruyor ya, men amila salihan min zekerin ev unfa. Erkek olsun, kadın olsun. Kim salih amel işlerse, ve o mu'minun. Mü'min olarak şart bu. İman önce ihlas, tevhid. Önce bu. Ondan sonra salih amel. Sürekli söylüyoruz yani. Bunlar böyle havaya giden laflar olmasın. Hakiki bir iman şirkten, ne demek hakiki bir iman? Şirkten uzak, şirkten arınmış, şirkten temizlenmiş bir iman ve salih amel. Bidatlerden temizlenmiş, bidatlerden arınmış, bidatlerden uzaklaştırılmış, damıtılmış salih amel. Allah Teala buna işaret ediyor. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Bizler onu ne yapacağız diyor Allah-u Teala bu şartlar altında. Kim bu şartları yerine getirirse فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Onu
güzel bir hayat ile dünyada, temiz bir hayat ile, tayyip olan bir hayat ile dünyada ne yapacağız? Yaşatacağız. Hayatı güzel olacak dünyada. Bir sonraki bapta gelecek. Babul Mücahede babında. Müellif orada ayeti zikredecek. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda mücadele edenler var ya, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Onlara yollarımızı ne yapacağız? Göstereceğiz. Doğru yollara ulaştıracağız. Bu ayetin manası ne biliyor musunuz? Bazılarımız direkt başkalarıyla mücadele olarak anlayabiliyor. Tefsirlere bakın. Önce insanın ne yapması? Kendiyle mücadele. Diyor ki mücadele iki kısım. Yani Allah uğruna mücadele iki kısımdır. Bir, insanın kendisiyle mücadele. Nefsiyle mücadelesi. Haramları terk etme konusunda ve emrolunanları yerine getirme konusunda mücadele. Haramları terk etme ve Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda mücadele. Bu uğurda mücadele verene Allah ne yapıyor arkadaşlar? Doğru yola iletiyor. Sonra başkalarıyla mücadele geliyor. Bidat ehliyle mücadele, fasıklarla mücadele, kafirlerle mücadele. Bu şekilde mücadele edenler فَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Onlara biz yolumuzu göstereceğiz. Muvaffak edeceğiz hayra. Bak bu ayette ne diyor Allah Teala bu ayette? Salih amel işleyip, mümin olarak salih amel işleyenler فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona güzel bir hayat var. Yani bu dünyada güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız, bu dünyada rahat bir hayat yaşamak istiyorsanız, bunun sırrı, bunun şifresi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş arkadaşlar. Ve çok açık bir şekilde zikredilmiş. Eğer doğru yola iletilmek istiyorsanız, Allah'ın size yardımcı olmasını istiyorsanız, destek olmasını istiyorsanız, ne yapacaksınız? Allah uğruna, Allah için mücadele edeceksiniz. Hayır işleme konusunda mücadele edeceksiniz. Salih ameller işleyeceksiniz. Ve imanın en önemlisi de bunların hepsinden önce de imanı tahkik edeceksiniz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve yapmış oldukları amellerin sebebiyle ne yapacağız? Allah sana ne diyor? Onlara karşılıklarını en güzel bir şekilde vereceğiz. Hemen 8. hadise geçelim. 8. hadiste bu hadisi Kitab-ı Tevhid'de almıştık. Hatırlayacaksınız biraz sonra. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis Ebu Hurayra'dan. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü, tabi Hayber yaklaşık Medine'den yani 170-180 kilometre uzaklıkta bir yer. 100 mil diyorlar yani. Biraz daha fazla belki. Yahudiler yaşıyor burada. Yahudilerin yerleşkesi. Nebi aleyhissalatü vesselam burayı fethe gidiyor. Sonra burayı fethedince Yahudilerle ne yapıyor? Bir anlaşmaya varıyor. Ticari bir anlaşmaya varıyor. Nedir o ticari anlaşma? Oradaki tarlalardan çıkan ürünler Yahudiler tarafından işlenilecek, biçilecek, sulanacak, yetiştirilecek. En sonunda hasat alındığı zaman yarısı kime verilecek? Müslümanlara verilecek. Bu şartla Yahudiler zillet içinde. Bu zillet değil mi? Yani sana birisi geliyor, elindeki malı ne yapıyor? Diyor ki, ya Müslüman ol, Müslüman olamıyorsan, olmuyorsan başka bir kurtuluş çıkış yolun daha var. O da ne? Malın yarısını vereceksin. Ben böyle istiyorum. Mecbursun buna. Eğer kabul etmezsen başka bir seçeneğin yok. Çözümün yok. Bakın İslam'ın izzetine bakın. Ve bu şekilde ne yapıyorlar? Ürünleri yarı yarıya paylaşarak diyorlar ki Müslümanlara gelip veriyorlar. Hatta an yedin ayette geçiyor ya. An yedin ve hum sagirun. Yuhtul cizide an yedin ve hum sagirun. Ayette geçen. Onlar cizeyi verecekler. Nasıl verecekler? An yedin. Bu an yed kelimesi eliyle manasında Türkçe'ye çevireceğimiz bu kelime tefsirciler diyorlar iki manaya gelir bu an yedin. Birisi yani güçle kuvvetle verecekler. Gelin verin mecbursunuz. Diğeri de direkt gelip kendi elleriyle verecekler. Ne demek direkt gelip kendi elleriyle? Yani hizmetçisini göndermeyecek. Mesela diyelim ki Yahudiler ve Hristiyanlara dendi ki İslam ülkesi, Müslüman ülkesi dedi ki zekatın şeyinizi, cizyenizi vereceksiniz. İşte senin şu kadar yılda neyin var? Cizyen var. Vergin var. Şu cizyeyi vereceksin. İşte 10 dinar. Bu tefsire göre an yedin.
ve hum sagirun, zilletçe kendi elleriyle verecekler. Gelecek önüne senin, diyecek ki buyur efendi, bu benim neyim? Cizye. Tabi kimler için arkadaşlar? Yani sen bunu hak edecek Müslüman ol ki, tevhidini Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi otur ki, ashabına yay ki, toplumda bu iyice oturmuş olsun ki, sünnet yaşanmış olsun ki, Allah da sana bunu ne yapsın? Versin. Senin çalışmanla, çabalamanla verilecek bir şey gibi, elde edilecek bir şey değil. Allah'ın tevfikiyle, muvaffakatıyla olacak bir şey bu. Tabi Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde, yine bakın İzzet'e bakın, Ömer diyor ki çıkın gidin hadi, yürüyün. Nereye? Şam'a doğru gidin diyor. Biz de artık yani ürünlerin yarısını değil, hepsini alacağız. Buraları istiyoruz artık. Yani peygamber sizinle böyle anlaştık. Ben neyim? Onun halifesiyim. Bunu devam ettirmeyebilirim. Şu andaki maslahat, müminlerin çıkarı. Ne yapmanız? Sizin burada kalmamanız, yaşamamanız. Sizi sürüyorum sürgüne. Bırakın evlerinizi, barkınızı. Tamam mı? Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşyalarınızı alın. Doğru nereye? Gidin. Onları ne yaptı? Ömer radıyallahu anh sürgüne gönderdi. Yani Hayber böyle bir yer. İbretler var, dersler var bizim için arkadaşlar. Şimdi bakın 5 milyon Yahudi şurada İsrail'de ne yapıyor? Dünyaya meydan okuyor. Neden dünyaya meydan okuyor? Çünkü Müslümanlara neden meydan okuyor? Müslümanlar bölük buçuk olmuş. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ümmetler diyor ne yapacak? Sizin etrafınızda, yemeğin etrafında, yemek tabağının etrafında toplaşıp dolaşıp yemek yiyen insanlar gibi ne yapacaklar? Toplaşacaklar. Yani etrafınıza çökecekler. Tabi hemen sahabe soruyor. O gün biz az mıyız ey Allah'ın Resulü? Az, onlar çok, biz az mı? Bundan dolayı mı? Diyor, siz bilakis o gün nesiniz? Çoksunuz. Ancak gusaun ke gusa'is seyl. Sizin çokluğunuz ırmak üzerinde, nehir üzerinde, akan suyun üzerindeki çerçöp gibi olacak. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Teşhisi. Teşhis bu. Çokluk bir şeye fayda vermiyor arkadaşlar bu manada. Önemli olan ne olmak? İçerik, keyfiyet, asla tutunmak. Ne zaman asla tutunuruz? Kur'an ve sünnette sarılırız. Ashabın menhecinden, yolundan gideriz. Bidatleri, şirki bırakır, toplum içinden ayıklarız. Bilin ki o zaman izzet tekrardan geri dönecek. Ömer'in dediği gibi nahnu kavmun e'azzanallahu bil İslam. Bizler Allah'ın bize İslam ile izzet verdiği bir toplumuz diyor. Şayet diyor izzeti İslam dışında başka bir yerde ararsak ne yaparız diyor. Bulamayız. Gerçek İslam, hakiki İslam, Peygamber'in yaşamış olduğu saf İslam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayber günü ve u'tiyenne hâzihir râyete racülen yuhibbullâhe ve rasûle. Bu sancağı bugün diyor Allah'ı ve Resulü'nü seven bir insana vereceğim diyor. يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ Ve Allah Teala onun eliyle ne yapacak? Fethi bize mazhar, bizi fethe mazhar kılacak, mazhar eyleyecek, bizi muzaffer eyleyecek. Ömer radıyallahu anh diyor ki فَقَالَ Ömer مَا أَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلَّا يَوْمَئِذٍ İmareti, yöneticiliği, komutanlığı ne yaptım diyor? O gün çok sevdim diyor. O günden önce böyle bir şey yoktu içimde diyor. Niye? Çünkü bakın bir hayır var. Peygamber bir teşvik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın metodundan bir tanesi de hayra teşvik. Sancağı verecek birisine. Bu sancağı kim alır demiyor mesela burada. Diyor ki öyle bir kişiye vereceğim ki o kişi Allah'ı ve Resulü seven bir kişidir. Ve Allah onun eliyle ne yapacak? Fethi bize nasip edecek. فَتَسَوَّرْتُ لَهَا Diyor ki Ömer radıyallahu anh hemen atıldım öne doğru. Sancağı almak için hemen ben ey Allah'ın Resulü ben istiyorum diye. Reca'en ud'a leha. Neyi umarak öne atıldım? Neyi umarak böyle istedim? Bana verilmesini umarak, bana verilmesini arzulayarak ne yaptım? İstedim. Feda'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib. Ali, Peygamberimiz kimi çağırıyor? Ali çağırıyor. Ali nerede diyor soruyor değil mi? Rivayetlerde almıştık. Ne diyorlar? Ali diyorlar gözünden rahatsız, şikayetçi. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor onun gözlerine? Çağırıyor. Tükürüyor. Fe a'tahu iyyahu
Ve aleyhissalatü vesselam sancağı kime veriyor? Ali radıyallahu anh'a veriyor. Ve kâle imşi. İmşi. Yürü. Ve lâ teltefit. Sağa sola arkana bakma artık. Yürü. Karşında bir ne var? Ordu var. Hatta ne olmuş? Kaleler altına, arkasına saklanmış. Kendini güvene almış. Savaş tecrübesi olan bir topluluk. Diyor ki Peygamberimiz, yürü. İmşi. Ve lâ teltefit. Hatta yeftahallahu aleyk. Allah diyor sana fethi verene dek, senin elinle fetih gerçekleşene dek sağa sola bakma. Yürü. Fesâr aliyyun şey'en. Ali diyor birazcık yürüdü. Thumma vakaf. Durdu. Ve lem yeltefit. Sağa sola bakmadı. Fesaraha. Tabii arkaya bakmıyor. Çünkü Peygamber bakma dedi ona. Durdu. Fesaraha. Bağırdı. Alâ mâ ukatil ya Resûlallah. Ne için savaşayım? Savaşacağım şey ne? Uğur ne? Yani neye savaşayım? Neye çağırayım insanları? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Onlarla Allah ibadete layık tek ilahtır deyince, buna şahitlik edince ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi ve Resulüdür deyince, bunu kabul edinceye dek savaş. Çok duyuyoruz değil mi? Peygamber rahmet peygamber. Evet, peygamber rahmet peygamber. İşte o savaş sevmezdi. Kan akıtılmasından hoşlanmazdı. Evet. Yani aleyhissalatü vesselam her şeyi kuralına göre yapan. Devlet olduğu zaman sistemli olarak aleyhissalatü vesselam ne yaptı? İnsanlara bunu davet etti. Şimdi bazen ben denk geliyorum. Böyle Kıptiler, Hristiyanlar müminleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Müslümanları sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar, bakın sizin kafatasçı, savaşçı, saldırgan bir nesiniz? Peygamberin ümmetisiniz. Bak hadislerde böyle diyor. Tabii karşıdaki temsilciler de, İslam'ı temsil edenler de kimileri var kıvırtmaya çalışıyor. Evet, biz kafatasçı değiliz. Yobaz değiliz. Hristiyanların Haçlı seferlerinde yapmış oldukları, Yahudilerin hala yapmaya devam ettikleri gibi Müslümanlar ne yapmazlar? Bu manada onların yapmış olduğu işkence, zulüm, kafatasçılık yapmazlar. Ama bu da şu demek değil arkadaşlar. Yanağına bir tokat vurana öbür yanağını dozat, burayı da vur demek değil. İslam'ı davet etme uğruna tabii tüm kurumlarıyla, yani kendi başına tek başına yapılacak şeyler değil. Buradan da bu anlaşılmasın. Bunu sürekli alimler söylüyorlar. Başındaki liderinle sistemli bir şekilde ne yapacaksın? İnsanları önce kelime-i şehadete davet edeceksin. Şahitlik etmeyeceklerse onlarla ne yapacaksın? Savaşacaksın. Müslümanların izzeti nerede? Burada. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاعَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ. Şayet diyor, böyle yaparlarsa, yani bu Yahudiler, Hayber halkı, Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğuna şahitlik ederlerse, bunu kabul ederlerse, Üzeyr Allah'ın oğlu değil derlerse, Allah'ın bir olduğunu, tevhidi gerçekleştirirlerse ve benim peygamber olduğumu söylerlerse, bunu şahitlik ederlerse, senden diyor artık mallarını ve kanlarını ne yapmışlardır? Korumuş olurlar. Ancak diyor onlardan, onların malları ve canları, kanları hak ettiğinde, İslam ne zaman haklı olarak onlardan alınmasını emrettiğinde ancak alabiliriz. Zekat gibi yahut bir kişiyi öldürdüyse onun canına can gibi. Buna benzer şeyler gibi. Ancak o zaman dokunabilirsin. Onun dışında eğer bunu söyledilerse bunlar ne yaparlar? Kanlarını, mallarını konuşurlar. Hani Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyen, zekat vermekten kaçınan insanlara savaşma emrini verince geliyorlar diyor, sen kelime-i şehadet getiren ve onun, Allah'ın Resulü'nü peygamber olarak kabul eden insanlarla mı savaşıyorsun? Onlara karşı savaş mı açıyorsun? Ne diyor Ali radıyallahu anh? Bu hadis söylüyor. Bu onun hakkındandır diyor. Yani o İslam'ın, dinin, onların malları üzerindeki ne bu? Hakkı. Vermezlerse ne yaparız? Zorla alırız. Onlar diyor develerin ayaklarını bağlamak için, dizlerini bağlamak için peygambere verdikleri o halatı, ikal deniyor buna, o ipi. Peygambere verdikleri ipi bana vermeyecek olurlarsa ben diyor onun için dahi onlarla ne yaparım? Savaşırım.
Bu şekilde bu babı da bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse babul mücahede, cihat, mücahede, nefisle mücadele, insanlarla mücadele babını alacağız. Bu cumartesi günü ilan edelim. Bu cumartesi günü dersimiz olmayacak. Tekirdağ'a gitmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü de dersimiz olmayacak. Sabah derslerini yaptı. Arkadaşlarla özel olarak yapmış olduğumuz dersi yapmayacağız. Önümüzdeki hafta nasip ederse Allah-u Teala çarşamba günü tekrardan orada Riyad-ı Salihin dersimizi okumaya devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbü ileyk. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mustafa hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Allah razı olsun. Güzel. Sen abi nasılsın? Ya. Şey nerede? Mehmet nerede? Bilmiyorum. Tamam. Orhan. Onur Can geliyor. Orhan nasılsın?